Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarı Teknofest'te 4. gün ve yoğun bir kalabalık var. Çocuk, genç, yaşlı herkes havanın da güzel olmasını fırsat bilip etkinlik alanı, Atatürk Havalimanı'nda bulunan etkinlik alanına akın ettiler. Tabii ki pek çok takım, pek çok yarışmacı başvuruda bulundu ve buraya hem yapılan eserleri görmeye, dokunma fırsatı bulmaya geldiler, hem de tasarladıkları ürünlerle yarışma fırsatı buldular. Ankara Üniversitesi de bunlardan birisi. 8 takım finale kaldı ve biz şimdi detayları Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar'dan alacağız. Tebrik ediyorum hocam öncelikle sizleri. Teşekkür ederim Deniz Hanım. Kaç takım katıldınız? Bunlardan kaçı finalist oldu acaba? Biraz bilgi verir misiniz bize? Evet, öncelikle tabii Teknofest'te bulunmaktan çok onurlu ve gururluyuz. Ankara Üniversitesi olarak biz de burada bu festivalin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le beraber, Libya Başbakanı ile beraber konuşmasında vurguladı. Çok sayıda takım var. Biz bu sene 130 takımla buraya katıldık. 8 takımımız finale kaldı şu an itibariyle. Hala yarışmalar devam ediyor. Umuyorum bu sayı daha da artacaktır. Pek çok alanda biz yarışmalara katıldık. Öğrencilerimiz, hocalarımız müthiş bir heyecan içerisinde buraya katılmanın hakikaten haklı gururunu yaşıyorlar. Biz de onlarla beraberiz. Gördüğünüz gibi standımızda inanılmaz kalabalık. Her gün böyle lebalep doluyor ve her gün biz standlar, diğer standlar kapandıktan 2 saat sonra ancak kapayabiliyoruz. Çünkü insanlar burada beklerken biz standı kapatıp işimiz bitti demeyi içimize sindiremiyoruz. Bugün buradayız. Şu anda 45 kişilik bir ekiple Teknofest 2023'ün bir parçası konumundayız. Hocam, ben şimdi ileride kupalar görüyorum. Bir de 3 tane ürün görüyorum. Şuradan başlayalım mı? Birazcık bize bilgi verir misiniz? Bu tarımsal İKA, insansız kava kara aracı. Bununla biliyorsunuz tarımla teknolojiyi buluşturan bir alet. Genç kardeşlerimiz şu mantıkla hareket ettiler. Malumunuz tarımsal istihsalin, üretimin artması için ilaçlama son derece önemli ve ilaçlamanın da sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. İşte tam da bu amaçla üretilen bir aracımız. Bu da yarışmaya girdi. İnşallah başarılı olacak. Her geçen dakika daha da yeni özelliklerini öğrendiğim çok başarılı bir aracımız. Peki burada da başka bir ürün var. Bu araçtan birazcık daha deneyimli. Yasun adını verdiğimiz aynı tarımsal insansız kara aracı. Bu da yine tarımdaki özellikle ilaçlama ile ilgili, modern ilaçlama ile ilgili, teknolojik ilaçlama ile ilgili çalışan ve ilaçlama yaparken bir yandan da o toprağın o verimliliğini azaltan, bu fiziksel etkenlerden koruyan bir aracımız. Bu deneyimli araç inşallah bu da daha da gelişecek. Bu hidrojenle çalışan bir elektrikli aracımız. Gördüğünüz gibi önünde pek kupalar çok dizilmiş. Kupası var. Bu da bunlardan birazcık daha deneyimli. Ve tabii sürekli gelişiyor. Malumunuz TOG'dan sonra artık bizim bir rakibimiz aldı. Yani TOG'un rakibi değiliz şüphesiz ama TOG'un gittiği yoldan da gidiyoruz. Arkadaşlarımız hakikaten çok müthiş bir şekilde her geçen dakika ilerletiyorlar çalışmaları. Bunlarla tabii hep gurur duyuyoruz. Burada şöyle bir özellik de var Deniz Hanım. Bunu da arkadaşlarımız keşfediyorlar. Mesela bir araç yapıyor. Ama bir başka standta, bir başka kurum, üniversite o aracın bir başka boyutunu geliştirmiş. Hemen oradan gözlemlerle zenginleştirip ve burada adeta bir paylaşımcı, teknoloji paylaşımının da olduğu bir platform oluşuyor. Bilim de böyle ilerliyor değil mi hocam? İcatlar böyle ortaya çıkıyor. Mesela yandaki araç bundan, buradaki bundan, buradaki bir başka standtan, bir başka kurumdan etkileniyor ve böylece gelişiyor. Teknofest'in geliştirici bir yönünün de olduğunu vurgulamalıyım. Çok teşekkür ediyorum. Anlattığınız bilgiler dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum üniversiteyi ve öğrencilerinizi. Gördüğünüz gibi Ankara Üniversitesi 130 takım katıldı ve şu anda 8 takım finale kaldı. Hala da devam ediyor yarışmalar. Hocamızın da dediği gibi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.